vicdan ve bilinç gelişmiş insanlar olsa o zaman ne olacak? Yani demokrasinin bir tık üstü şürokrasi. Yani yerinden doğrudan birebir iradeyi katacak işin için. E şu kitleleri görüyor. Hiçbir şeyle ilgilenmiyorlar ya. Ben şimdi dünden beri burada parklara gidiyorum. Parklarda gördüğüm insanları zihin laboratuvarımda tahlil ediyorum. Mesela bu insan neyle ilgilenir? Benden daha iyi biliyorsunuz siz. Bunlar neyle tatmin oluyor? Bana neyle tatmin olduğunu söyle, sana kim olduğunu söyle. Allah teşekkür ediyor. Allah'a emanet. 5 dakika mola yapalım. Daha sonra Özgür... Benim 5 dakika zaten. İsterseniz o zaman hemen konuşabilirim. Hemen anlatayım. Kimse yorucu çünkü... Zaten kısa sürecek. Biraz daha sabredersek. Diyorsun var. Benim zaten şey ya senin dediğin gibi bir tek şey kısmı var. O da orada bir sunum mu? Kısa bir sunum. Hemen kısa hocam. Ben bitiriyorum zaten. Bayağı da yorulduk Allah'ın izniyle. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Akaba Gençlik olarak sağ olsun beni davet ettiler buraya. İstanbul Akaba Gençlik Bankı olarak burada sizler aslında konuşacak çok şey var. Ben biraz sadece ne yapıp ne yapmadığımızı, nerelerde düştük, nerelerde kalmamız gerektiğiyle ilgili hemen kısa bir 5 dakika hızlı konuşarak bunu anlatacağım. Önümüzdeki son 100 yılın en büyük dinamikleriyle karşı karşıyayız. Yani eğer bu nesli ıskalarsak arkamızda bizim savunacak ve kalktığımızda bizi savunacak bir nesil olmadığını düşünüyoruz. O anlamda 100 yılın dinamikleri bu 10 yıl içerisinde atılacak tohumlarla gerçekleşecek. Ve isteğimiz ve duamız her zaman bizim sloganımız var, şahsiyetli bir gençlik. Tabii bu davası olan, duası olan, yüreğinde cennetini taşıyan bir gençliğin olması gerekiyor. Şahsiyetli bir gençlik hareketi olması gerekiyor. En çok karşılaştığım sorunları hemen size anlatayım. Hayat kırıklıkları hayallerini bölmüş bu gençliğin. O kadar kırık ki hayat kırıklıkları, hayalleri için bir metrekareleri bile yok. Ben soruyorum gençliğe, hayaliniz kaç metrekare? Hayal kuramayan bir gençlikle karşı karşıyayız. Anlattığınızda eğer ben çocuklara diyorum ki dalga geçecekleri bir hayaliniz yoksa yaşadığınız bir hayat da yoktur diyorum. Görebilecek her şeyi gördüler çünkü hayal bile kuramıyorlar bunlar. Yaşamın istikrarı adına ayağını yorganına göre uzat diyen bir nesilden geliyoruz biz. Yaşamın istikrarı adına hayal bile kuramayan, yorgunu uzatmaya bile çabalamayan, vazgeçmiş, sosyal şiddetten bahsediyorum. Yani fiziksel şiddet değil, sosyal şiddetle uğramış, yetersizlik duygusuyla büyümüş, öğreniş çaresizlik üstüne geldiğinde yaşadığı problemleri çözebilecek duygusal donanıma sahip olmayan bir gençlikle karşı karşıyayız. Dolayısıyla vizyonu da yok. Yani Türkiye açısından söylüyorum ben Avrupa'da, ben Kanada 17 yıl yaşadım. Türkiye'de, Avrupa'da çoğu yere dolaştım. Türkiye'deki gençlerin vizyonu gidip gidebileceği en üstüne nokta Osmanlı'nın Viyana'sı. Yani bu yazılıma yüklenebilecek, yani bu donanıma yükselebilecek yazılım Osmanlı'nın Viyana'sı. Bir piramit gibi düşünün. Allah Kur'an'da diyor ki akıl ve erdemlikle sizden çok üstün topluluklar yarattım diyor. Ama biz o kadar düştük ki düşe kalktığımız yere ikinci nesil değişim sanıyor. Gerçekten bu sahneden çok büyük insanlar geçti, çok büyük peygamberler geçti. O anlamda sahne hafızası gençliğin çok zayıf. Sürekli tartışan bir gençlik, aidiyet problemi olmayan bir gençlik. Sadece gençlik değil, sizler de bunu yapıyorsunuz, bizler de yapıyoruz. Haklı ve haksız olarak tartışıyoruz ama sorumluluk ve görevlerimizle onu söylemiyoruz. Başarı entelektüel bir diyalog değildir. Başarı disiplin bir eylemdir. Gençliğe de bunu vermeye çalışıyoruz. Ne yapmalıyız, nasıl yapmalıyız bunu sizler daha sonra konuşabiliriz. Sizlerle bizler ortak sorunumuza çözümler nasıl getirebiliriz bunu şahsiyet ediyoruz. Şahsiyet olmadan kurum olmuyor, onu anladık ve şahsiyet nasıl olmalı? İsteğin problemi istikrarsız oluşudur. Yani istek var ama istikrarsız. Bugün var gençliğin, yarın yok. Bir şey istiyor, yapmak istiyor, istekle davranışa geçmeye çalışıyor. En büyük paradoksumuz bu. Biz de diyoruz ki davranışı harekete geçin, istek arkasından gelecek, davranışlar duyguyu oluşturacak diyoruz. Çocuğun gitarı var, çocuğun babası para vermiş, her şey hazır. Ama gitar çalmıyor, ne bir istek bekliyor. İngilizce kursuna gitmesi gerektiğini biliyor, İngilizce kursuna gidebilecek parası var. Ama bir türlü bu isteğin davranışa nasıl dönüşeceğini bilinmiyor. Problemlerimizden bir tanesi bu, paradokslar bu. Biz diyoruz ki davranışları harekete geçin, daha sonra o istek oluşacaktır sizler diyoruz. İrade nasıl gelişmeli? İstek bittiğinde, dedim ya isteğin problemi istikrarsız oluşuyor, iradenin devreye girmesi gerekiyor. Gençlikte irade problemi var. Bu ümmetin en büyük problemi zaman, güç, para değil. Hocam da söyledi, bizim problemimiz iş disiplin problemi. Yani hepimizin yaşadığı problem iş disiplin. Ve sabır ve gözlemle bunları izleyen birer ailelerden başlıyor tabii ki bu. Bütün eğitimcilerin gençlik çalışmasında şöyle ben Bilgehan'la konuştum. Türk Hava Yolları diyorum buna ben. Türk Hava Yolları, THY. Tutkuları olan bu gençliğe hedef koymamız lazım. Hedefleri olan bu gençliği yeteneklerimizi birleştirdiğinizde siz doğru hedeflere geçebilirsiniz. Ne zaman tutkusu olan bu gence hedef koyduğunuzda doğru hedefleri, yetenekleriyle ve tecrübeleri birleştirdiğinizde siz gerçek birer lidersinizdir.
Bu anlamda gözlem ve sabır olmadan da buraya ulaşamıyoruz. Kendini içinlerini bulmasını sağlamalıyız gençlerin. Biz istedik diye bir yerlere geliyorlar, biz istedik diye inanıyorlar, biz istedik diye yaşıyorlar ama kendini içinleri yok. Çocuklarımızın inanmaları için kendini içinlerini vermemiz gerekiyor. Bu anlamda Nietzsche'nin güzel bir sözü var. Yani Nietzsche'leriz ne kadar güçlü olursa nasılları o kadar dayanıklı olur diyor. Hemen John Dewey'den ufak bir örnek vereyim. Kendisi iyi bir eğitim felsefecisi. Çocuğuyla beraber bir çamur üstünün içerisinde durmuş kalmış. Arkadaş da diyor ki, ya John diyor, çocuğun çamur üstünden çıkar çünkü çocuğun üşütecek. O da diyor ki, biliyorum çocuğun çamur üstünden çıkartmam gerektiğini ama onu kendi isteğiyle nasıl çıkacağını bilmiyorum. Ben zorla çıkartırım, o tekrar girer. Bunun içinleri öğretmemiz gerekiyor çocuklarımıza. Kendini içine vermedik, onun için Yakup Aleyhisselam ölüm döşeğinde benden sonra neye kulluk edeceksiniz diyor. Yani ben yokken ne yapıyorsunuz diyor adeta. Çocukların siz varken namaz kılıyor ama siz yokken ne yapıyor? Okulda ne yapıyor? Evlerde ne yapıyor? Buralarda kayıtlı bir ahlakla yetiştiriyoruz. Bunun içinden çok önemli. Dediğim gibi onlar için mutluluk ve anlam çok önemli. Mutluluk kelimesini kullanmayayım. Huzur ve anlam çok önemli. Yaptığı işlerden huzur ve anlamlı olmalı. Onun için tutkularını keşfetmeliyiz ki hedefleri doğru koymalı ve yetenekleri birleştirmeliyiz. O anlamda Türk Hava Yolları olur, işte THY olur ve hızlı bir şekilde gidebiliriz. Ve pedagoglar birlikte çalışmak istiyoruz biz. Bizim şimdi işte hocamlarla da beraber bir çalışmamız var. 2028'e kadar elimizdeki 10 yaşında yani 7-8 yaşında gençlerle beraber yapacağımız çalışma, ailelerin de içine katıldığı, pedagogların da bu işin içinde olduğu, herkesin yeteneğine göre, herkesin gereksinimine göre. Yani yeteneğine ve gereksinimlerine çok önemli bu çocukların. Bu da Marksizm temel ilkesidir aslında, hayatın temel ilkesinden bir tersidir. Gereksinimini bilmediğiniz çocuğun ihtiyaçlarını karşılanır ve onun ihtiyaçlarını da karşılayamazsınız. Bu anlamda duygularını tanımayan çocuklar davranışlarını yönetemiyorlar. Duygularına yabancı. Çünkü bedenleri yorgun, bedenlerin yorgunluğu duyguların yorgunluğundan kaynaklı. Küçücük kızım var benim 3 yaşında, kıpır kıpır zıplıyor. Aslında annesi diyor ki sus otur biraz diyor ama aslında o bedenin hareketliği duyguların hareketliğinden kaynaklı. O anlamda bizim bedenimizin yorgun da duygularımızın, korkularımızın, karamsarlığımız ve kayıtsızlığımızdan kaynaklı. Korkunç bir yere gidiyoruz dedi hocam. Yani anlamsızlığa gidiyoruz. Bu anlamsızlık, karamsarlık, kayıtsızlık ve korkularımız beden yorgunluğuna da bizi götürmeye başladı. Ve uzun vadede politikalarımıza hizmet edecek taktikler geliştirmemiz gerekiyor. Bu anlamda aksiyon basamaklarını kuruyoruz. Küçük yaştan nereye çocuğumu yollayayım diye bir problemimiz yok. Nereden öte çocuğunuz evde sizle beraber başlaması gerekiyor. Kimseden değil, önce sizinle bu eğitim başlayacak. Otorite evde olmalı. Konferansların, bu şey çalışmaların bize hiçbir faydası yok. İnanın bana, etkisi bir hafta, bir ay kimisine göre değişir. Sizler ta ki yüzünüzü Allah'a dönmediğiniz sürece bu çalışmanın hiçbir anlamı yok. Bu ribatın hiçbir anlamı yok. Konferansların, seminerlerin hiçbir anlamı yok. Bu anlamda her şeyi biliyoruz ama nasıl baba olacağımızı bilmiyoruz. Her şeyi biliyoruz. Buradaki bütün kavramları okursak, tarihi okursunuz ama eve gittiğiniz zaman canavar bir baba var. Ve hatta çocuğuyla doğru iletişimi kuramayan, çocukların kahramanı olmayan Hannah Montana'nın, Barbie'lerin, bilmem nelerin, Ben10'in kahramanı olduğu çocuklar var. Çocuklarımız bizim evimize geldiğimiz zaman dinlenmemizi engel bir araç olarak görüyoruz. Mesaimizi engel çünkü çocuk eve geldiği zaman çocuğunuza şunu söylüyorum ben ailelere. Ya diyorum ben o kadar yorgun ki bütün gün herkesin ne ağız kokusunu çektim bilmiyorsunuz. Kızım biraz ödevin yok mu? Yapacak bir işin yok mu? Git biraz. Ben diyorum ki seslerini bile duymayabilirsiniz. Bir sonra PlayStation alın, odaya kapatın, hiç gözükmezler bile. Ama kapıları kapatıyoruz, iletişim kuramıyoruz, kahramanları olmuyoruz. Kur'an'da ne zaman aileye bir şey gelse ailede babaya geliyor. Baba da kütük ki ya, o yani işlenmesi gereken biziz. O anlamda nasıl baba olmamız gerektiğiyle ilgili çok çalışmamız gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalarımız var. Konuşmamız lazım onlarla. Onları kısıtlayan, sınırlandıran değil, sınırlarını aşan, hayal kurmasını sağlayan birer gençlik olmamız lazım. Çocuklarımız hayal kursun. Bırakın dalga geçsinler, onlar gerçek yaşadığını fark etsinler. Hiçbir zaman kapınızı kapatmayın onlarla. Antik düşünen, hayalleri olan, öğrenen, okuyan, biz çok okuyoruz ama az düşünüyoruz. Ben her zaman şunu söylüyorum, öğrenmek akıntıya karşı yüzmek gibidir. İlerlemezseniz gerilersiniz. Bu anlamda biz 10 yıllık bir plan yapıyoruz. Ailelerin de içine kattığımız, ailelerin de ve pedagogların da içinde olduğu çocuk. Çünkü ben bir hafta çocukla ilgileniyorum, haftanın bir günü ilgileniyorum ama aile her gün benim yaptığım evi yıkabiliyor. Bu başta bizler Kur'an'da işte bu dili öğrenmemiz gerekiyor. Ya bu ne ya? Ya abati, ey sevgili babacığım, ey sevgili oğulcum. Hemen bir örnek vererek bitiriyorum. Lokman Aleyhisselam oğluna bir öğüt verecek. Öğütün kendisi namazını kıl, işte sabret vesaire. 16. ayet dediğim Lokman suresinin. Ama öğütten önce Allah'ın ismini öğretiyor. Allah'ın isminden önce örneğe geçiyor. Örnekten önce seni seviyorum diyor. Ey sevgili oğulcum diyor. Otomatik öğütten çıkıyor. Her ne yaşanmışsa ben seni seviyorum, bunu bil. Ardından bir öğüt vermeden örnek geçme, örneği de bilmece soruyor. Bir habba, bir tohum tanesi var, bir kayanın içerisinde. Yerde mi gökte mi, bul bakalım. Ve Allah'ın ismiyle onları anlatmaya çalışıyor. Allah habirdir, latiftir diyor. Onun içselleştirmesini sağlıyor. Bu anlamda bu pedagoglar ve bu ayetleri çalışmalı, daha ciddi çalışmalar yapmalıyız. Konuşacak çok şey var, sizin de yorgun olduğunuzu biliyorum. Ama isteğim ve arzum, duam odur ki herkesin konuştuğu şey konuşmaktan öte veyahut da bir sonuca ulaşacağım gibi duam yok. Duam ve iddiam bu, bir farkındalık olması, evlerden başlaması gerekiyor. Çocuklarınızla konuşun. Kızım geldi bana dedi ki, baba dedi, Yusuf çok tatlı çocuk. Yusuf siz kızım ağzınızı kırarım senin falan dediğiniz anda ortam gidiyor. Yani
Yusuf'la kapıları kapatmamamız lazım. Yusuf'u sevebilir. Yani daha o yaşta, 11 yaşında Yusuf'a benim kafamdaki bir aşk olmayabilir. Yusuf benden daha mı tatlı? Yusuf benden daha mı komik ya? Nasıl olabiliyor falan? Yani kapı mekanizma çalışmaya başlıyor. Babayla konuşulmuyor. Ya da hata yaptığında ben sana söylemiştim. Sürekli bunu yapıyoruz. O değil. Yani sorulara sorabilmek, konuşabilmek, arkadaşı ve kahraman olmamız gerekiyor. Dönüp dolaşıp buraya geliyoruz. Ama ideal baba örneğimiz yok. Bunun hakkında bu ümmetin problemi de bu. Bütün bu probleme çıkan insanların arkasında ben bir öğrencime şöyle yaptım. Ödevini yapmadım dedim de çocuk şöyle yaptı. Yani bu çocuk şiddete uğramış. Fiziksel, bırakın sosyal şiddeti. Fiziksel şiddete uğramış. Bizim ideal babalara ihtiyacımız var. Bizim rol modellerimize ihtiyacımız var. Bizim evlerde kahramanlara ihtiyacımız var. Bu kahramanları evde de karşılayacak ideal annelere ihtiyacımız var. Hak ve sorumluluk noktasında değil. Yani kim haklı haksız tartışmasına ne olur girmeyin. Sorumluluk ve görevlerimizine ona bakalım. Çünkü başarı entelektüel bir diyalog değildir. Başarı disiplinli bir eylemdir. Siz ailelerde başlıyor. Özellikle Amerika'da yaşayan ailelerde başlıyor. Rabbime emanet olun. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekat. Daha sonra tekrardan konuşuruz inşallah. Bizim hatamız biz Özgür Bey'i tanıtmadık. Aslında kendisi kendisi daha iyi. Ben hemen söyleyeyim. Ben 1974 doğumluyum. 9 Eylül Üniversitesi Jeoloji Mühendisliğini bitirdim. Yazılışık örgüt mensubu olmaktan tutuklandım. Komünistim kendim. Allah'ın mesajını inkar eden bir şarttan bir insandım. 7 gün elektrik yedim. 3 gün güzel masaj aldım. Ondan sonra ağır işkencelerden geçtik. Devlet hakkında karar okuduğum zaman 24 yaşındaydım. Düşürüldüğüm maddeler, Allah'ın mesajını hikaye şartlamış mı insanım? Gerçekten güzel bir komünistim ben. Ondan sonra sağlam bir komünistim, ateistim. Kanada'da burs kazandım. Oşinabeki üzerine. Ardından orada İslam'la tanıştım. Bölümü değiştirdim. Etik mühendisliği okudum. Eşim 28 Şubat döneminden başörtüsünden dolayı atılmış bir insandı. Onunla tanıştım. 3 saat oturdum. 3 saat sonra evlenme teklif ettim. 1 ay sonra kabul etti. 3 tane çocuklarımız var. Kur'an etine tutundum. Mühendisliği falan her şeyi bıraktım. Şu an tek yaptığım şey Kur'an anlatmak. Kur'an onları heyecanımı aktarabilmek. Adam olabilmek. Hocama layık bir talebe olmak. Bütün derdim bu. Yani hayat hikayem anlatsam roman değil ya. Bizimkisi ansiklopedi olurdu. Ondan sonra konuşacak çok şeylerimiz var. Daha sonra tanışırız inşallah. Yorgunluğumuzu bildiğim için buyur abicim. Bizi oluşturacağınız şeyi nasıl katılabileceğiz? Siz onu Türkiye'de mi yapacaksınız? Biz şöyle, bu bir stratejik çalışma programı olacak. Biz size bunları sunabiliriz. Yani bu öyle bir sistem ki, sistem ve ilke ve standartlar olan bir şey. Bir adım atacaksınız, bu adım olmadığında bunu olmaması gereken sebepler neden olmadı, niçin olmadı, başlama tarihi neden bitmiyor, bunları anlatmamız gerekiyor. Mesafeler mazeret değil, her türlü buluşabiliriz. Ben Norveç'le internet üzerinden ders yapabiliyorum. Her ay Viyana'ya gidiyoruz. İşte Türkiye'de dolaşıyoruz. Buralarda bir şekilde buluşabiliriz. Yeter ki sizler isteyin. Mazeret teşkil etmiyor artık mesafeler. Birbirimizin yaralarını sarmak zorundayız. Bu noktada birbirimize çok ihtiyacımız var. Yani orada öğrettiklerinizi buradaki Türk çocuklara aktarmak için ben görülüyüm. Tamam inşallah. Tamam. İnşallah. Önce bir yenisi olması lazım. Yani bir çocuğun girdiği zaman İbrahim İsmail'le beraber Kabe'nin temelini yükseltirken, İbrahim oğluyla beraber gençlik merkezini kurarken, İbrahim oğluyla beraber içine girebilecek yerleri inşa ederken, çocuklarımızla işimize kattığımız bir iş, onlara sorumluluk verdiğimiz, onların içinden girip çıkmayacağı bir yerler. Yani gençlik olduğu zaman ben nedir gireceğim, yüzme havuzu olsun, hatta içinde bir tekvando yapabileceğim, spor yapabileceğim. Evinizdeki en kötü şeyleri biz derneklerimiz bakımıza götürüyoruz. İşe yaramaz şeyleri koyuyoruz. O anda gençlik merkezi, bu an şu an o kadar alternatif şeyler var ki gençliği, ona denk, yok demekle olmuyor. Benim kızım bana kanda öyle dedi. Hep yasak 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 dedi yani. Bu din konuşunca, İslam deyince aklıma yasaklar geliyor. Hristiyanların dini ne kadar güzel dedi yani. Hiçbir sınırları yok, hiçbir yasakları yok. O anlamda yasak demekle olmuyor, alternatif bulmamız gerekiyor. Gençliğin bir merkezi olması lazım. Girdiği zaman çıkmayacak bir iman havuzunuzun olması lazım. Balıklar gölde yetişir, karada yetişirse timsah olur. O anlamda buranın bir iman havuzu olması lazım. Çocuklarınızın geldiği, düştüğü zaman kalktığı, kalkabileceği, dokunabileceği bir yerin olması gerekiyor. Ve buna gerçekten çok ihtiyacımız var. Allah'a emanet olun. Bir şey söyleyeyim, ondan sonra ayrılalım. Saat 6'da Özgür Bey ve Bilgehan gençlerle buluşmaya gönüllüler hazırlar. Gençler dediğimiz bizim teenager çocuklar. Çünkü bize katılamıyorlar burada dil farkından dolayı. Hani hepimiz biliyoruz burada yaşayanlar. Ama iki kardeşimiz de İngilizceye vakıflar. Onlar da gençlerle sohbet etmek gönüllüler. Bu istekleri var. Eğer hani bir araya getirebilirsek bu gençleri saat 6'da... Top var mı abi? Top oynamamız lazım. Yani burada... Top tarih ederiz. Bak orada bir tane top var. Maç yaparız. Ben önce bir şey yaparız. Tanışırız. Yeteneklerini görürüz.